Bunların saklandığı, kurtulmuş bir şekilde saklandığı müze anlamına geliyor herbari. Biz de burada yerel bir herbari şeklindeyiz ama hem uluslararası bağlantılarımız da var. Hocam ASU var. Şöyle, dünyada herbariumların listelendiği bir kurum var. Zaten ait olduğu için başka bir yere, biz de ASU'yu uygun bulduk. Biz dikkat edelim. Narman'dan topladığım için. Tamam, yani şimdi niye Narman demedin de mesela? Yeni resimli Türkiye floramız yazılıyor. Bundan önceki floralar tamamen yabancı bilim adamları tarafından yapılıyordu. Ve yaklaşık 10 tane bilim dünyası için yeni bitki türümüz var. Herbaryumumuz. 2012 yılından itibaren her yıl bitkinin çiçeklenme dönemlerinde arazi çalışmasıyla yine popülasyonun genel durumunu kontrol ediyoruz. Belki ileriki dönemde ekstra bir takım önlemler de alınabilir bitkiyle alakalı. Çünkü tamam. Hayvanların biraz yemeği tercih ettiği bir bitki. Tamam. Yok hocam, arazi çalışmasında babamla beraberdik. Bir gönül borcu olarak. Neyse, o zaman bir gün hocamla arazi çalışmasına çıkacağız. Adımızı öyle vereceğiz. Yani. Aksaray Üniversitesi Türkiye'de 33 üniversite arasına girmiş durumda. 33 üniversitede 54 tane herbaryum var. Bunlardan bir tanesi de şu an gezdiğiniz bir kısmını arkada gördüğümüz bitkilerden oluşuyor. Arkadaşlarımız bir ekip halinde Türkiye'nin biyoçeşitliliğini tespit etmeye çalışıyor. Biz daha önce bu işleri batılı bilim adamlarına daha çok havale etmiş gözükürken şimdi kendi biyoçeşitliliğimizi tespit etmeye, onları kayıt altına almaya çalışıyoruz. Türkiye hem toplam bitki türleri bakımından hem de endemik türler, yani sadece belli bir yörede yetişen bitki türleri bakımından Avrupa'nın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Toplam 12 bin civarında Avrupa'da bitki türü varken bunun aşağı yukarı 11 bin küsürü, yani yaklaşık 12 bine yakın aynı zamanda Türkiye'de de bulunuyor. Endemik türler bakımından bir değerlendirme yaptığımızda Avrupa'da 2300 küsür endemik tür varken burada 3600 civarında endemik tür var. Bu da aslında Türkiye'yi biyoçeşitlilik bakımından biraz daha cazip hale getiriyor. 2008 yılından beri burada bitki sistematiği konusunda çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda da Aksaray ili ve yakın çevresi başta olmak üzere tüm Türkiye'de arazi çalışmaları yürütmekte ve biyoçeşitlilik alanında araştırmalar yapmaktayız. Herbaryumumuz 2016 yılında kuruldu. Herbaryumumuzda Aksaray civarı başta olmak üzere özellikle angiosperm, yani kapalı tohumlular ait bol miktarda örnek bulunmakta. Bunun yanı sıra tohum topladık, tohumlarımız mevcut. Tıbbi bitkiler, burada arkada göründüğü gibi tıbbi bitkilere ait bir koleksiyonumuz mevcut. Herbaryumumuz AKSU koduyla geçmektedir literatürde de. Yurt dışı ve yurt içi araştırıcılara açığız, ziyaretler gerçekleştirilmekte ve bilimsel çalışmalar da bu şekilde devam etmektedir.